Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Türkiye'de ticaretle devam ediyoruz bugün konumuza. Ondan sonra işte ulaşım kaldı, değil mi? Yani fazla da bir konumuz yok arkadaşlar. Ama önemli olan konular gitse de ne yapacağız? Tekrar bazı konulardan alacağız. Özellikle bazı konuları tekrarlamamı istiyorsanız bana mesaj olarak yazabilirsiniz arkadaşlar bu arada. İstediğiniz, tekrarını istediğiniz konular varsa. Evet, başlayalım. Türkiye'de ticaret. Arkadaşlar, ticaret gerek ham madde, gerekse işlenmiş madde veya her türlü hizmetin alışverişi olarak tanımlanmakta. İç ticaret, dış ticaret diye biliyorsunuz. Bunu iki gruba ayırıyoruz. İç ticaret, mal ve hizmetlerin ülke içerisindeki yer değiştirmesi aslında arkadaşlar. Alım satımı olayıdır. Neler olabilir? Tabii ki ülkenin özelliğine göre, mesela Türkiye'nin özelliğine göre düşünecek olursak, iç ticarette özellikle tarım ürünleri ticareti, ondan sonra sanayi ürünleri ticareti, öyle değil mi? Tarım, sanayi ve hizmet sektörünün oluşturduğu ticari özellikler iç ticarete konu oluyor. Arkadaşlar, iç ticarette bu hareketli etkileyen etmenlerden biri ulaşım biliyorsunuz. Ulaşıma değineceğiz konu olarak. Yani bölgeler arasındaki ulaşım son derece önemli. Ulaşım ne kadar gelişmişse iç ticaret veya dış ticaret içinde geçerli bu, o kadar gelişmiştir diyebiliriz. Yani önce ulaşımı ön plana almamız lazım. Yine iç ticarette bölgeler arasındaki böyle bir üretim dengesizliğinden de söz etmek istiyorum. Mesela iklim şartları farklı olan bölgelerimizde özellikle tarım ürünleri birbirinden farklılık gösteriyor. Tarım ürünlerinin birbirinden farklılık göstermesinin nedeniyle de bölgeler arasında ticaret söz konusu olmaktadır. Mesela aynı iklimsel özelliklere sahip bölgeler arasında tarım ürünleri ticareti öyle çok fazla olmaz. Mesela Antalya ile Mersin'i düşünün. Neredeyse aynı ürünler. Belli başlı farklı ürünler olabilir ama genelde aynı ürünler üretiliyor. Bu yüzden Antalya ile Mersin arasında öyle çok büyük bir tarım ticareti farklılığı olmayacak. Veya işte İzmir-Antalya arasında düşünebilirsiniz. Yani sonuçta Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar yaklaşık olarak aynı ürünler üretiliyor. Ha, farklı olan şeyler yok mudur? Vardır. Onlar da iç ticarette etkileyici olan faktörlerdir. Bir de bölgelerde mesela tarım ürünü ticaretinden şu anda olaya girdik. Tarım ürünü ticareti yaparken bir de bölgelerdeki o iklimsel değişiklik veya sıcaklık değişiklikleri arkadaşlar bu ticaret mallarının yani tarım ürünü mallarının yine ticaretinde etkili. Mesela Türkiye'de her bölgemizde üzüm üretilmiyor mu? Üretiliyor. Ama üzüm farklı farklı zamanlarda biliyorsunuz hasat ediliyor. Mesela bizim Tarsus'un üzümü var biliyorsunuz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz bunu. Erken üretim gerçekleştiriyor. Tarsus beyazı demiyorum. Tarsus'ta üretilen diğer üzümden bahsediyorum. Erken üretiliyor. Erken üretilince ne oluyor? Diğer bölgelere üzüm ticaretini yapabiliyoruz. Türkiye'nin her yerine buradan üzüm gönderilebiliyor. Veya karpuz birçok bölgemizde yetiştiriliyor. Ne oluyor? Diğer bölgelere erken yetiştirme nedeniyle turfanda diyoruz. Bu erken yetiştirilen ürünlere turfanda sebze veya meyve diyoruz arkadaşlar. Diğer bölgelere bunların ticaretini gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ki bazı tarım ürünleri varken sadece bir yerde, bir bölgede üretiliyor. İşte çay gibi, fındık gibi, muz gibi. Bunlar doğal olarak diğer bölgelerle ciddi anlamda ticari bağlantıların olması gerekiyor bu ürünlerin. Yani diğer bölgelerin hepsine bunlar gidebiliyor diyebiliriz. Tarım ürünleri ticareti hakkında bunları söyleyebilirim. Sanayi ürünlerine gelecek olursak, şimdi her bölgemiz sanayi açısından aynı oranda gelişmiş değil tabii ki. Yani işte sanayi daha önceki derslerimizde görmüştük. Tekstilden tutun veya işte makina endüstrisi şu bu falan bütün sanayi sektörlerini düşünebilirsiniz. Şimdi sanayi sektöründe üretilen ürünler doğal olarak Türkiye pazarında ki şu anda iç ticaretten daha çok konuşuyorum. Türkiye pazarında daha çok ne oluyor? Her bölgeye gönderilebiliyor arkadaşlar.
her bölgeye gönderilebiliyor veya konserve olabilir. Yani ihtiyaç durumuna göre. Burada bir şey daha aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Mesela ticaret ürünlerinin, yani sanayide üretilen veya tarım ürünlerinin ticaretinde nüfusun da çok önemli bir payı var. Mesela Marmara bölgesi Türkiye'ye en kalabalık nüfuslu bölgemiz. Şimdi Marmara bölgesinde tarım mı? Var. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ne oluyor? Mecburen diğer bütün bölgelerden Marmara bölgesine bu ürünler bir şekilde gitmek zorunda oluyor. Hatta inan ben İstanbul'da bulunduğum dönemde bu Tarsus, Mersin tarafından üretilen ürünlerin en kalitelisini orada yedim ya da kullandım. Ben burada aynı kalitede ürünü bulamayabiliyorum bazen. Ya yani buradan oralara gönderiliyor. Yani İstanbul'a gönderiliyor veya İzmir'e gönderiliyor değil mi? Yani nüfusu kalabalık olan yerlere bu ürünler doğal olarak gönderiliyor. Yani iç ticarette bunların ayrıca sanayi ürünleri üretim alanları, sanayi mallarının üretim alanları ister istemez belli. Yani Türkiye'de Ege olsun, Marmara olsun, hadi Akdeniz'in Adana bölümü olsun. Bunlar sanayinin önemli olduğu bölgeler. Doğal olarak diğer bölgelere de üretilen ürünlerin ulaştırılması gerekiyor. Ayrıca petrokimya, otomotiv değil mi? Gibi hazır giyim, gıda, dokuma bunlar her bölgemize ticareti yapılan ürünler arkadaşlar. Gelelim hizmet sektörüne. Şimdi hizmet sektörü biliyorsunuz çok geniş bir anlama sahip. Çok geniş bir alana sahip olan bir sektör. Hizmet sektörü içerisinde turizm, ulaşım, eğitim, bankacılık, finans, işte fuar, kongre, her şey geliyor arkadaşlar. Sağlık, bunlar hepsi hizmet sektörünün içerisinde. Doğal olarak bunların da bölgeler arasında ticareti mümkündür. Yani düşünün, bir yerde bir fuar oluşturuyor. Ya da işte İzmir'de diyelim ki Tarsus günleri. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Doğal olarak bu o bölgede hem ürünlerin tanıtımı hem de ürünlerin pazarlanmasında önemli bir etken oluşturuyor aklımız. Şimdi devam edelim. Türkiye'de İç ticaret hareketli demiştik. Yani sonuçta az önce sebeplerini açıkladım. Burada da yazıyor. Ne diyor? Yetiştirilen tarım ürünlerinin bölge ve bölümlere göre farklılık göstermesi. Zaten bundan bahsettik. Ya da hayvancılık faaliyetlerinin bölüm ve bölgelerde farklılık göstermesi. Olmaz mı? Oluyor. Mesela burada işte çeşitli et ürünlerini almaya çalışıyoruz. Bir bakıyoruz. Mesela geçen et aldım şeyden. Neydi o? Biliyorsunuz. Yok. Grosse'den pardon. Oradan et aldım. Adamlar şeyden getirmiş. Gaziantep'ten getirmiş mesela. Ya da işte Migros'tan ya da Carrefour'dan Konya tarafındaki ürünler getirmiş. Gibi. Yani hayvancılık faaliyetleri açısından da farklılık göstermesi ülke içerisinde ticareti doğal olarak hareketlendiriyor arkadaşlar. Veya İç Anadolu bölgesinde biliyorsunuz deniz yok. İç Anadolu bölgesinde deniz olmayınca doğal olarak deniz ürünlerini ne yapacaktır? Karadeniz'den özellikle getirtecektir arkadaşlar. Bu arada Ankara'da da balığın alasını yiyebiliyor insanlar. Bu ticaretle arkadaşlar. Yine bunun dışında sanayi tesislerinin ülke içerisinde dengeli bir şekilde dağılmaması. İşte az önce bahsettiğim nüfusun ülke genelinde dengeli dağılmaması, iç ticaretin hareketli olmasında etkili olan unsurlar. Bunun dışında turizm. Hani hizmet sektöründen bahsettik ya, turizm sektörü. Düşünün şimdi belki bizim burası Mersin ve çevresi turizm adına öyle çok hareketli bir yer değil gibi görülüyor. Ama hani dış turizmde o kadar değil. Ya da işte dışarıda başka Konya'dan
veya Türkiye'nin farklı alanlarından insanlar gelip burada konaklama gerçekleştiriyor. Doğal olarak bunlar da bir mal ve hizmet aldığı için buralarda da arkadaşlar yani turizmden kaynaklanan bir ticari yapılanma olduğunu söyleyebilirim. Ki burada bir Antalya, bir Muğla tarafı, işte Marmaris, Bodrum veya işte Kuşadası'nı düşünün. Ya da İstanbul çevresini düşünün. Buralar turizm açısından oldukça önemli faaliyet gösteren bölgelerimiz arkadaşlar. Ha, yaz turizmi belki bu kıyı bölgelerimizde, Akdeniz ve Ege kıyı bölgelerimizde. Ama İstanbul'da mesela yıl boyunca turizm devam ediyor. Yani yaz kış devam ediyor arkadaşlar. Veya kış turizm merkezleri vardır. Bu da başta aklımıza geliyor. Veya işte Palandöken'i düşünebiliyoruz. Buralarda turizm sezonunun açıldığı dönemlerde arkadaşlar doğal olarak bölge içerisinde ciddi bir nüfus hareketliliği, o da bölge içerisinde ticari hareketlilik anlamına geliyor. Ya da işte kaplıca turizmini de düşünebilirsiniz bunların içerisinde. Evet, burada ticaretin gelişmesinde en başında söyleyeyim, burada yazılmış yine. Gelişen teknolojik gelişmeler yani gelişen teknoloji nedeniyle daha doğrusu ulaşım sistemlerindeki gelişim yine Türkiye'de ticaretin gelişmesinde ciddi ciddi bir etkendir. Hatta teknolojik gelişmeler derken bu iletişim çok önemli. Veya işte haberleşme, internetin payı, reklamcılık. Burada hani dış ticarette ne kadar bunlar etkinse iç ticarette de o kadar etkindir arkadaşlar. İç ticarette de o kadar etkindir. Yani burada var olan bir güzelliği bütün Türkiye'nin bilmesi işte tamamen bu teknolojiyle alakalıdır. İletişimle alakalıdır arkadaşlar. Yani iletişim teknolojisinin etkisi kesinlikle ticaret konusunda etkendir. Evet, burada Türkiye'de iç ticaretin geliştiği merkezleri görüyorsunuz. Ya doğal olarak nüfusun belli bir değerin üzerinde olduğu şehirleri yazmış. İşte İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep. Yani bunun dışındaki diğer büyük şehirlerimizi de katabiliriz buna arkadaşlar. Adana'yı, ondan sonra Mersin'i, Antalya'yı, hepsini düşünebilirsiniz. Evet, bunlar Türkiye'de ticaretin gelişmesinde önemli etkenler. Tabii ki sanayi bölgelerimize gelelim. Sanayi bölgelerimizde üretilen ürünlerin diğer bölgelere ulaştırılması yine önemli bir etken demiştik. İşte Zonguldak çevresinde maden rezervinin yüksek olması. Sadece maden değil, aynı zamanda burada Ereğli ilçesini unutmayın. Zonguldak Ereğli ve Karabük'teki demir çelik ürünlerinin diğer bölgelere veya yurt dışına ulaştırılması. Ya pazar alanı olarak düşünebiliriz bunu. Yine ticareti ciddi anlamda dengeliyor ve geliştiriyor arkadaşlar. Ama her şeyde ulaşımı unutmayın. Her şeyde ulaşımın önemi büyük. Bu sanayi bölgelerinde üretilen ürünlerin diğer bölgelere ulaştırılmasında ulaşımın önemi öyle ya da böyle. En önemlisi bu bakın. Özellikle ulaşımdan bahsediyorum. Mesela küçük ve orta büyüklükteki şehirler var. Oralarda da ticareti genişletmek veya canlandırmak mümkün. Ne yapabiliriz? Mesela Rize, Trabzon gibi Karadeniz şehirlerini düşünün. Ya buralarda fuarlar veya yayla turizmi ticareti canlandıracak etkenlerdir veya buralarda üretilen ürünler ticareti canlandıracak etkenlerdir arkadaşlar. Veya işte İç Anadolu bölgesinde Konya'ya örnek vermişiz. Konya sonuçta orada da bir turizm faktörü var. Meylana var. Öyle değil mi arkadaşlar? Meylana'dan dolayı her yıl ki bu yıl o kadar etkili olmuyor belki ama ciddi anlamda insan oraya gidiyor. Ve o da şehir içerisinde ciddi anlamda bir ticari hareketliğe yol açıyor. Veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'ı örnek vermişiz. Bunlar da önemli ticaret merkezleri arkadaşlar. Veya Mardin. Mesela Mardin'deki o evleri ben çok merak ediyorum. Mardin evlerini merak ediyorum. Gitmek istiyorum. Ki bu yaz her şey olmasaydı, bu korona falan olmasaydı o taraflara gidecektim.
yani Şanlıurfa'ya, Mardin'e gitmeyi düşünüyordum açıkçası ama merak ediyoruz. Yani ister istemez oradaki yapılanmayı görmek istiyoruz. Evleri değil mi? Tarihi dokuyu bir şekilde görmek istiyoruz arkadaşlar. Evet, tabii tam da bahsettiğim yere geldik. Turistik kent ve kasabalar. İşte ben Mardin'den bahsettim. Burada işte yaz turizm merkezlerini örnek olarak vermişler. Gerek iç turizmde, gerek dış turizm açısından önemli şehirler. Bunlar konaklama, işte hediyelik eşya, gıda ticareti veya işte ya da şey giysi değil mi? Tekstil ürünleri ticareti konusunda bu şehirlerin önemli bir payı var arkadaşlar ticaret. Tarım bölgeleri olarak biliyorsunuz Prova, Ege, Marmara'nın belli başlı kesimleri. Güneydoğu Anadolu'yu da unutmayın. Ya da Karadeniz kıyı kesimlerinde de bazı alanlar tarım bölgesi olarak ifade ediyor ve bunlar da ticaretin canlanmasında etkili olan unsurlar. Yine az önce üzerinde böyle kısaca durduğumuz pazarlar, panayırlar, fuarlar. Önemli yani ticareti canlandıran önemli etkenlerdir bunlar arkadaşlar. Yani artık bu panayırlar, pazarlar, fuarlar her yerde yapılmaya başlandı. Her yerde yapılmaya başlandı arkadaşlar. Yani mesela farklı bölgede farklı bir alanın ürünlerini tanıtımı. Mesela İstanbul'da Hatay günlerini gördüm. Orada bütün Hatay ürünleri sergileniyordu arkadaşlar. Yani ister istemez hani kendi bölgemizde olduğu için böyle bir şey duyur insan. Veya burada yapılan çeşitli etkinlikler. Mesela Karadeniz günleri olabilir. Olabilir. Burada da olabilir. Veya Sivas günleri olabilir. Değil mi arkadaşlar? Bunlar o bölgede yetiştirilen ürünler veya sadece yetiştirilen değil. Yani o bölgede üretilen ürünler tarım haricinde, tarım da dahil gıda olsun, tekstil olsun, dokumacılık olsun, tanıtım açısından çok çok önemli ticaret potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. İç ticaretten bahsettik. Biraz da dış ticaret konusuna gelelim arkadaşlar. Dış ticarette hepinizin bildiği ithalat, ihracat kavramları var. İthalat biliyorsunuz dış alım. Dışarıdan işte döviz karşılığı, mal ve hizmet alımı anlamına geliyor. İhracat ise dışarıya mal ve hizmetlerin satışı anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi burada çeşitli kavramlar var. Mesela dış ticaret hacmi, dış ticaret açığı, dış ticaret fazlası gibi kavramlarımız var. Nedir bunlar? Arkadaşlar şöyle ifade edeyim. İhracat ve ithalatın toplamı, ihracat ve ithalatın toplamı dış ticaret hacmi anlamına geliyor. İhracat ile ithalatın toplamıdır bu. Dış ticaret açığı ise ithalatın ihracattan fazla olması demek arkadaşlar. Yani dış alım giderlerinin dış satım gelirlerinden fazla olması demek. Aramızda hani bunlarla ilgili olan mutlaka arkadaşlar var. Onlar bu konuyu iyi bilir, hakimler. Ticaretle alakalı konulara. Dış ticaret fazlası ise dış satışımızın dış alımımızdan fazla olması. Yani döviz fazlası kısacası. Tanımlanabilir. Ah, o günleri bir görebilsek değil mi? Türkiye'de genel olarak dış ticaret açığı var arkadaşlar. Yani keşke şu dış ticaret fazlası verdiğimiz yılları da görebilsek. Dış ticaret dengesi dediğimiz unsur ise İhracat ve ithalatın birbirini dengelemesi, karşılayabilmesi olayı arkadaşlar. Yani tanımları böyle ifade edelim. Şimdi yeni bilgiler olduğu için bunları kıyaslamamız önemli. Türkiye'nin 2019 yılına ait toplam ihracatı 171,5 milyar dolar. İhracat bu. 171 milyar, 171,5 milyar diyelim. Bu toplam ihracat. İthalatımız 202,7 milyar dolar olarak açıklanmış. Demek ki Türkiye'de 31 milyar dolar dış ticaret açığı var. İşte az önce bahsettiğim olay. Yani keşke şu açık artık kapansa da
Önce bir dengelense, sonra da dış ticaret fazlasını verebileceğimiz günlere gelebilsek. Tabii bunu da üretimle gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Burada şöyle bir bilgi. Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki ilk yıllarda ihracatımızda tarımsal ürünler ve ham maddeler tabii ki ön plana çıkıyordu. Günümüzde imalat sanayisi ürünleri ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi imalat sanayisi derken yani sanayide üretilen ham madde işleme, yarı ham madde veya işte ham maddenin işlenmesiyle elde edilen ürünlerin dış pazara sunulması olayı arkadaşlar. Böylelikle ister istemez hacmi genişleten bir olay. Biraz sonra mesela Türkiye'de en çok ihracat yaptığımız ürünleri göreceksiniz. Ha, diyeceksiniz ki ya bunlar Türkiye'de tamam ama biz hani bunlar yabancı markalar. Olabilir arkadaşlar. Yabancı markalar gelip burada üretim yapabiliyor ve buradan diğer piyasaya, dış piyasaya satış yapabiliyor. Ya o da bizim için bir kârdır. O da bir kârdır arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. 2019 verileriyle konuşuyoruz yine. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arkadaşlar. Tabii burada Almanya'nın etkisini unutmayalım. Niye? Ya orada yaşayan insanlar. Ondan sonra Almanya ile Türkiye arasındaki o sosyal bir yaklaşım. Bunların hepsi ihracatı, ithalatı da etkileyen unsurlar. Tabii temel ihtiyaçlar da burada var. Birleşik Krallık, yani İngiltere ve işte çevresi, Britanya. Sonra Irak. Bunlar hep ihracat yaptığımız ülkeler arkadaşlar. İtalya, ABD, İspanya, Fransa, Hollanda, İsrail ve Rusya. Yani Rusya'ya bak. 4.1 ihracat yaptığımız ülke ama ithalat yaptığımız ülkelere bakın o Rusya başta geliyor. Yani şimdi bunun dışında neler ihraç ediyoruz? Bir de ona bakalım. Neler ihraç ettiğimize bakalım arkadaşlar. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 ürün. Yine 2019 verileri arkadaşlar. Az önce dediğim gibi motorlu kara taşıtları arkadaşlar. Otomotiv yani. Traktörler, motosiklet, bisiklet, kara taşıtları. Ha bir de bunların parçaları. Orijinal, aksam, parça, aksesuar. Bunları da satıyoruz arkadaşlar. En çok bundan biz para kazanıyoruz. Şimdi şöyle. Yani Türkiye'de hani henüz kendi otomobilimiz yok. Yani bir tanıtım yapıldı ama daha tam anlamıyla biliyorsunuz. Hani biz daha seri üretime geçmemiz lazım. Öncelikle ondan bir gelir elde edebilmemiz için. Şu anda Türkiye'de birçok otomobil firması veya işte traktör firması evet var mı? Var. Onlar üretim yapıyor mu? Evet üretim yapıyor. Buyursunlar yapsınlar. Hatta keşke daha fazlası olsa. Mesela geçen hani siz de duymuşsunuzdur. Volkswagen Türkiye'de yatırım yapma kararı almıştı. Buyursunlar gelsinler. Türkiye'de yatırım yapsınlar. Fabrikalarını açsınlar. Bu istihdam anlamına gelir ki güzel bir olay. Ve Türkiye'nin ticaretini ister istemez etkiliyor bunlar arkadaşlar. Yani sonuçta burada üretim yapıyorlarsa Türkiye'de hem iç ticaretin canlanmasında hem de dış ticaretin canlanmasında bunların ciddi ciddi bir payı var demektir arkadaşlar. Motorlu kara taşıtları sırada yer alıyor dedik. Ve bunların işte parçaları, aksamları, aksesuarları vesaire bu ilk sırada yer alıyor. Ayrıca kazan, makina, ondan sonra mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktör yapımı, bunların aksam ve parçaları. Bunlar da ikinci grupta 17 milyar dolarlık bir hacme sahip. Demir çelik ürünleri bunları takip ediyor arkadaşlar. 10 milyar dolar. Yine elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon, görüntü, ses kaydetme verme cihazları, aksam parçaları, aksesuarları bunlar da önemli. Mesela Türkiye'de hani bizim kendi fabrikalarımız var bu konuda. Televizyon üreten
Ondan sonra beyaz eşya üreten, elektrikli, elektronik ürünler üreten fabrikalarımız vardı diyorsunuz. İşte hani Arçelik, Beko, Vestel gibi veya diğer daha küçük isimli şeyler de var. Fabrikalarımız da var arkadaşlar. Dışarıya ciddi anlamda ne yapıyoruz? Satış gerçekleştirebiliyoruz burada. Önemli tekstil ülkesidir aslında arkadaşlar. Bunun payının daha yüksek olması, yani 9,2 ama keşke biraz daha yukarılarda olması gerekiyor ama yine de iyi. Örmek, giyim eşyası, aksesuar. Bunun dışında mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar. Yani bunlar mesela petrol yan ürünleri olabilir. Yani petrolü alıyoruz ama biz bunları işledikten sonra bunları petrolün yan ürünleri olarak da satıyoruz aslında arkadaşlar. Birçok ülkeye. Yine çeşitli taşlar, kıymetli taşlar, çeşitli metaller, mesela kıymetli metaller var. İnci, mücevher, taklit mücevher veya metal paralar, madeni paralar. Bunlar yani geçmişte böyle tarihi özelliğe sahip olanlar değil de çeşitli böyle süs eşyası olabilen ürünler. Giyim eşyası, aksesuar demiştik. Plastik mamulleri, demir ve çelikten üretilen eşyalar arkadaşlar. Yine Türkiye'nin ihracat yaptığı önemli kalemler. Şimdi nereye gelelim? İthalatımıza gelelim. Arkadaşlar en çok ithalat yaptığımız ürünler. İlk 10 ülke. Yine 2019 verileri. Hani geçenlerde bir arkadaşımız sormuştu yine. En son verileri bu şekilde yine paylaşıyoruz sizinle. Rusya 23,1 milyar dolar arkadaşlar. Rusya 23,1 milyar dolar. Almanya 19,2 milyar dolar. Bakın Rusya'dan sonra Almanya geliyor. Yani Almanya aslında bakın dış ticaret hacmi açısından 16,2 milyar dolar satıyoruz. 19,2 milyar dolar alıyoruz. Yani burada hacim bakımından ikisini toplarsak ne yapıyor? 35,4 mi yapıyor? Yani dış ticaret hacmimizin ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz Almanya ile Türkiye arasında. Hacim diyorum. Yani ihracatla ithalatın toplamı aslında arkadaşlar. Dış ticaret hacmi dediğimiz olay bu. Rusya ile mesela 23,1 milyar dolar ithalatımız var. Burada ithalat derken burada ne yapıyoruz? İşte doğal gaz falan alıyoruz ya. Ondan dolayı Rusya'ya bu kadar fazla para veriyoruz. Keşke onlar da bizden biraz daha fazla şey alsalar. 4,1 milyar dolarlık alışveriş yapıyorlar. Hani onun da bir kısmını bazen geri gönderiyorlar biliyorsunuz. O tarım ürünlerini falan geri gönderdiklerini biliyorsunuz. Çin. Yine önemli ithalat yaptığımız ülkelerden biri. Üçüncü sırada. Ya zaten bütün dünyada Çin'in etkisi söz konusu. ABD 11,8 milyar dolar. İtalya, Fransa, Hindistan, Güney Kore, özellikle otomotiv ürünleri veya elektronik ürünleri. Ayrıca Birleşik Krallık ve İspanya arkadaşlar. İlk 10 ülke bunlar. Peki neler? Neleri ithal ediyor? Arkadaşlar, tabii ki Türkiye'de biliyorsunuz petrol ve doğalgaz az miktarda çıkıyor ve ihtiyacımızı karşılayamıyor. İşte bunun en büyük kısmını dışarıdan alıyoruz arkadaşlar. Bunun en büyük gerekli olan kısmını dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Mineral yakıtlar diyoruz veya mineral yağlar. Bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar. Yani alıyoruz da bakın sattığımız ürünler içerisinde de bu ifadeleri gördünüz. İşleyip sattığımız ülkeler de var arkadaşlar. Bundan yani petrol ürünlerini işleyip satıyoruz da biz. Onlar da var. Ama ilk sırada bu.
Ondan sonra kazan, makina, mekanik cihazlar, aletler, nükleer reaktörler, bunların aksamları, parçaları, yine elektrikli makina ve cihazlar, işte televizyon veya elektronik ürünler diyelim kısacası. Bunların aksesuarları da dahil. Demir çelik ürünlerini de alıyoruz. Yani hem satıyoruz hem alıyoruz da. Yine az önce bahsettiğimiz kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, metaller, mücevherler, plastikler ve bunların mamulleri, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler vesaire. Bunların aksesuarları. Organik kimyasal ürünler, eczacılık ürünleri, mesela ilaç, mesela Türkiye'de ilacın belli bir kısmı üretiliyor ama ciddi anlamda da dışarıdan biliyorsunuz alıyoruz veya eczacılık ürünleri derken sadece ilaç değil, diğer tıbbi gereksinim aletleri de olabilir. Onları da buraya dahil edebiliriz. İşte optik, fotoğraf, sinema cihazları, ölçü kontrol ayarları, işte tıbbi cihazlar demiştik, cerrahi alet ve cihazlar vesaire. Bunlar Türkiye'nin aldığı önemli ürün kalemleri arkadaşlar. Şimdi yine ticarette olmazsa olmazlarımızdan biri ulaşım işi. Şimdi transit ticaret denilen bir kavram var arkadaşlar. Transit ticaret denilen bir kavram var. Nedir bu? Bu karayoluyla veya deniz yolu kullanılarak ülkelerin yapmış olduğu ticaret arkadaşlar. Yalnızca kara ve deniz yolları kullanılarak yapılan ticaret. Mesela Türkiye önemli bir transit ticaret yolu üzerinde. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aynı zamanda bu ifadeyi de kullanabiliriz. Mesela Asya-Avrupa arasında bulunmamız ve önemli bir ulaşım koridorunda yer almamız transit ticaretin gelişmesine son derece önemli etken. Mesela hangi transit ticaret yollarımız var? İşte İran transit ticaret yolu arkadaşlar. Sonra Habur Kapıkule arasındaki ticaret transit ticaret yolu aslında en yoğun çalışan o idi. İran transit ticaret yolu. Trabzon limanını takip ederek arkadaşlar. İran'ın Gürbulak sınır kapısına kadar uzanıyor bu. Ya da işte bunlar arkadaşlar Türkiye'nin önemli gelir elde ettiği önemli transit ticaret yolları. Bunun dışında serbest ticaret bölgelerimiz var biliyorsunuz. Serbest ticaret dediğimiz şey, serbest ticaret bölgesi dediğimiz şey ne? Arkadaşlar, sınırları içerisinde ticari anlamda gümrük vergisi dışında bırakılan ürünlerin pazarlanması olarak düşünebiliriz. Veya ne diyoruz? Ülke sınırları içerisinde olmasına rağmen ticari anlamda gümrük bölgesi dışında bırakılan özel koşulları ve ayrıcalıkları olan bölgelerdir. Ülkemizde serbest ticaret bölgelerinin kuruluş şartlarına şöyle bir bakalım. Nedir bunlar? İşte yabancı yatırımcıları ve teknolojik girişimcileri buraya teşvik etti. Yani çünkü gümrük vergisinden bir şekilde muaf oluyor bazı ürünler ondan dolayı. Yerli işletmeleri ihracata teşvik etmek. Onun dışında ihracata yönelik üretim ve yatırımları desteklemek. İhracata yönelik üretim ve yatırımları desteklemek. Uluslararası ticaretin gelişmesini sağlamak gibi önemli etkenleri var. Mesela Türkiye'nin serbest ticaret bölgeleri olarak ifade ettiğimiz zaman bir saniye, hemen onunla ilgili birkaç bilgi vereceğim sizlere. Bunların isimlerini söyleyeceğim. Burada göremiyorum. Notumuzda yok. Ben sizlere isim olarak veriyorum arkadaşlarımla. Akdeniz kıyısında Mersin ki en geniş alanlara sahip bu Mersin'de. Antalya,
Ayrıca Adana yumurtalık serbest ticaret bölgesi. Ege bölgesinde İzmir, Denizli, serbest ticaret bölgesi arkadaşlar. Marmara bölgesinde İstanbul, işte İstanbul Atatürk Havalimanı mesela serbest ticaret bölgesi kapsamında. Gerçi artık İstanbul Havaalanı'na o geçiyor ama İstanbul Atatürk Havalimanı hala gerçi pandemi olayısıyla bazı şeyler değişti. Orası hala işte ticaret bölgesi unvanına sahip idi. Yani yük getiren götüren uçakların hala inip kalkış yaptığı yer idi. En son duruma bir bakacağız. Bunun dışında İstanbul Endüstri ve Ticaret Bölgesi, İstanbul Trakya Serbest Ticaret Bölgesi, Avrupa Yakası, ayrıca Kocaeli, yani İzmir Serbest Ticaret Bölgesi, TÜBİTAK Teknoloji Serbest Ticaret Bölgesi ve Bursa Serbest Ticaret Bölgesi. Bunlar Marmara bölgesinde arkadaşlar. Karadeniz kıyısına bakacak olursak, Karadeniz kıyısında Trabzon Serbest Ticaret Bölgesi, Rize Serbest Ticaret Bölgesi, Samsun Serbest Ticaret Bölgesi yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arkadaşlar Gaziantep Serbest Ticaret Bölgesi var. İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri Serbest Ticaret Bölgesi var. Bunlar Türkiye'nin önemli serbest ticaret bölgeleri olarak tanımlanmakta arkadaşlar. Şimdi ticareti böyle ifade ettik. İç ticaret dedik, dış ticaret dedik. Bunları tanımladık. Ulaşım konusuyla devam edeceğiz ama dersimizde şöyle bir 10 dakika ara verelim. Sonra 50'de burada olalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.